Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 9. sınıfın 2. ünite başlığı olan hücre ünitesine devam edeceğiz. Geçen en son anlattığımız slaytımızda sitoplazma ve organeller başlığının ilk bölümünü anlatmıştık. Bugünkü dersimizde ise organellere devam edeceğiz ve organeller kısmını tamamıyla bitirmiş olacağız. Ve üzerine bunlarla ilgili karışık soru çözümü yapacağız. Evet, bir diğer organelimiz oldukça da çok soru gelen bir organeldir. Mitokondri olacak. Mitokondri çift zarlı bir organeldir arkadaşlar. Zaten bundan önceki anlattıklarımızda ribozom dışındakilerin hepsi tek zarlıydı. Bugünkü anlatacağımız mitokondri ve plastitler dediğimiz organeller çift zarlı olacak. Bir de sentrozomu anlatacağız. Sentrozom da yine zarsız olan bir diğer organeldir. Yani zar sayısı da gelen sorular içerisinde olacak. Evet, mitokondri hücrelerimizin enerji santralidir. Yani hücrenin ihtiyaç duyduğu ATP'nin büyük bir kısmını oksijen kullanarak sentezleyen organeli biz mitokondri adını vereceğiz. Bir hücredeki mitokondri sayısı değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun da hücrenin ihtiyaç duyduğu enerji miktarıyla orantılayabiliriz. Örneğin kas hücrelerinde, karaciğer ve sinir hücrelerinde metabolik faaliyetler yoğundur. Enerji ihtiyacı yüksek olan hücrelerdir. Bu nedenle mitokondri sayısı da diğer hücrelere göre oldukça fazladır. Prokaryot hücre yapısına sahip bakteri ve arkelerde, ayrıca memeliler sınıfına dahil olan canlıların olgun alyuvar hücrelerinde mitokondri bulunmaz. Zaten arkadaşlar olgun alyuvar hücreleri üretildikten bir süre sonra daha fazla hemoglobin taşıyabilmek adına hem çekirdeğini hem de organellerini kaybetmişlerdir. İşte kaybettiği bir diğer organel çeşidi de mitokondri olacaktır. Mitokondriler yapısal olarak çift katlı zarla çevrelenmiştir. Dış zar düzdür. İç zar ise arkadaşlar kıvrımlıdır. Kıvrımlı bir iç zara sahiptir. Organın içine doğru girinti çıkıntılar yapmıştır. Biz bu girintileri ise veya buradaki bu kıvrımları ise krista adını vermekteyiz. Burada kıvrımlı olmasının sebebi şudur. Buraya dikkat edelim. Daha fazla enerji üretimini sağlayan enzim barındırmak. Yani ATP sentaz adını verdiğimiz ATP sentezinden sorumlu enzimleri daha fazla bulundurmak. Ayrıca bir takım elektronların hareketinden sorumlu ETS dediğimiz elektron taşıma sistemi elemanlarını daha fazla bulundurabilmek adına bu şekilde kıvrımlar bulunmaktadır. Böylelikle daha fazla enerji üretimi de sağlanmış olacaktır. Mitokondrinin de kendi içerisinde aynı sitoplazmada olduğu gibi bir sıvı ortam vardır. Böylelikle moleküllerin hareketi sağlanabilmektedir. İşte biz bu sıvı ortama mitokondri sıvısına matrix sıvısı adını veriyoruz. Matrix içerisinde 5-10 arasında değişebilen kendine özgü halka şeklinde DNA molekülleri, tüm RNA çeşitleri, ribozomlar, ATP, solunum enzimleri, solunum reaksiyonları sırasında açığa çıkan bir takım ara ürünler, su ve mineraller bulunmaktadır. Bu anlamda sitoplazma sıvısına benzeyen bir sıvıdır. Burada mitokondrinin şeklini görüyoruz arkadaşlar. Dış zar genelde düz. İç zar şu şekilde kıvrımlar yapmıştır. Bu kıvrımları biz krista adını verdik. Bu kıvrımlar üzerinde ATP sentezleyen enzimler ve ETS elemanları bulunmaktadır. Şu içeride gördüğümüz sıvıya matrix sıvısı dedik. Matrix sıvısı içerisinde bakınız halkasal DNA molekülleri bulunmaktan. Artı kendine ait ribozomları var. Bunlar vasıtasıyla kendi proteinini, kendi enzimini üretebilmekte. Ayrıca dış ve iç zar arasındaki bölgeye ise zarlar arası boşluk adını vermekteyiz. Mitokondriler kendilerine özgü DNA'ları sayesinde gerektiğinde çekirdeğin kontrolünde çoğalabilir. Yani enerji ihtiyacı yüksek bir hücreden bahsediyorsak çekirdekten komut alarak kendi DNA'sını mitokondri eşler, tıpkı bir bakterinin bölünmesine benzer şekilde eşler ve biraz büyüyerek ortadan ikiye ayrılarak çoğalmış olur. Böylelikle sayısını arttırmış olur.
Taşıdığı ribozomlarda ihtiyaç duyduğu proteinlerini, enzimlerini üretir. Mitokondri tüm insanlarda anasaldır. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Yumurta hücresiyle yavruya aktarılır. Yani sperm hücresinden bir mitokondri girişi zigotu olmayacak. Bizler zigot olarak gelişirken yumurta hücremiz bize ev sahipliği yapmakta ve onun mitokondrisini kullanmaktayız. Döllenme sırasında spermle gelen mitokondriler yumurtaya alınmaz, kamçı ile birlikte dışarı atılır. Mitokondriyal DNA. Şimdi buradan biraz ufak bahsetmek istiyorum. Bu son yıllarda böyle çok da konuşulan bir konu aslında. Şimdi arkadaşlar bizlerde kromozomlar ve bunların içerisinde yer alan genler bulunmakta ve bunlar hücre çekirdeğinde yer almakta. Fakat hücremizin içerisinde bu kromozom yapısında yer almayan başka genler de var. İşte bu genler az önce söylediğim mitokondriyal DNA üzerinde yer almaktadır. Mitokondriyal DNA'nın kromozomlarındaki DNA'dan bazı farklılıkları vardır. Bir kere hücre çekirdeğindeki DNA'nın yarısı anneden, diğer yarısını biz babadan alıyoruz. Ancak mitokondriyal DNA'mızı sadece anneden alıyoruz. Spermlerdeki mitokondri hareketi sağlayan enerjiyi üretmek için spermin kuyruk kısmında bulunuyor. Dolayısıyla döllenme sırasında sadece spermden bize yani yumurta hücresine çekirdek ve sentrozom organeli geçmektedir. Kuyruk kısmı dışarıda kopar ve dışarıda kalır. Dolayısıyla babadan biz mitokondri organeli almıyoruz. Böylelikle annenin mitokondriyal DNA'sında olan veya olmayan herhangi bir genetiksel durum bize de aynen geçiyor. Kız veya erkek çocuk fark etmez. Mitokondriyal DNA'daki mutasyonların yani bozuklukların çeşitli hastalıklarla ilişkileri gösterilmiştir. Yaşlanma sürecinin mitokondriyal DNA değişimlerinin bir birikimi olduğunu savunan araştırmacılar bulunmaktadır. Örneğin günümüzde oldukça sık rastlanan Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının mitokondriyal DNA'daki bozukluklarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Şimdi gelelim bir diğer çift zarlı organelimize, plastitler. Plastitler arkadaşlar alg, bitki gibi ökaryot hücreli canlılarda bulunuyor. Unutmayalım. Bunların dışında bir yapıda bir de şey de var. Ögdena dediğimiz protist grubu var. Orada da kloroplast organelinden bahsediyoruz. Ancak hani hayvansal yapılarda plastitlerin yer almadığını bileceğiz. İlk aklımıza gelen canlı grubu bitkiler, sonra algler ve ögdena olmalı. Çift katlı yine zara sahiptir. Mitokondriye bu anlamda benzerlik gösteriyor. Farklı görevleri yerine getiren organeller grubudur. Plastitler güneş ışığı yardımıyla fotosentez yapıyor arkadaşlar. Çeşitli renk pigmentleri içeriyor. Örneğin bitkilerin çiçekli, tohum, meyve gibi yerlerine renk veriyor. Yaprağına renk veriyor. Protein, yağ ve karbonhidrat sentezini yapıyor ve bunları depolayabiliyor. Bitki hücrelerinde öncül plastitlerden gelişen 3 tip plastit karşımıza çıkıyor. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere. Bunlar gerektiğinde de birbirlerine dönüşebiliyor. İlki olan kloroplastla başlayacağız arkadaşlar. Fotosentez tepkimelerini gerçekleştiren ve içerisinde bol miktarda klorofil pigmenti içeren ve böylece bitkiye yeşil renk veren plastitlerdir. Bitkilerin yeşil olan bölümlerinde bol miktarda kloroplast var demektir. Örnek verelim yaprak hücrelerinde bulunur mesela en fazla. Ayrıca arkadaşlar sadece tek görevi tabii ki yeşil renk vermek değil. Bitkilerin yapraklarıyla atmosferden aldığı karbondioksiti, kökleriyle topraktan aldığı sudaki hidrojenleri ışık varlığında birleştirir. Işığı emme, absorbe etme özelliğine sahiptir kloroplast içinde bulunduğu klorofil pigmentiyle. Ve bunu neye dönüştürmekte? Besinle oksijene dönüştürmekte. Yani iki tane inorganik bileşiği alıyor, karbondioksiti suyu alıyor. Neye dönüştürüyor? Besin artı oksijene dönüştürüyor. Ve böylelikle güneş ışığını ATP enerjisine dönüştürerek besini sentezliyor.
Kloroplastların mitokondriye benzer ortak olan özellikleri de mevcut arkadaşlar. Bunlardan biri de çift katlı zarla çevrilmiş olması. Ancak bunun dışında kloroplastların iç tarafında üçüncü bir zar sistemi daha karşımıza çıkıyor. Biz buna tilakoid zar adını veriyoruz. İşte bu zar içerisinde bol miktarda klorofil pigmenti bulunuyor. Bu zarlar yassı keseler şeklinde üst üste dizilmiştir. Ve bu şekilde oluşan yapıya granum adını vereceğiz. Kloroplastın içinde bulunan sıvıya stroma sıvısı diyeceğiz. Stroma sıvısında da mitokondriyal sıvıda olduğu gibi kendine ait kloroplastın halkasal DNA'sı, tüm RNA çeşitleri, ribozomları, enzimleri bulunmakta. Aynı mitokondriler gibi gerektiğinde fotosentez ihtiyacı yüksek hücrelerde çekirdekten komut alarak kendini çoğaltabilmekte, kendi proteinlerini, kendi enzimlerini, kendi ribozomlarını da üretebilmektedir. Gördüğünüz gibi şekilde bir kloroplast yapısı var. Dış zar düz, iç zarı da düz bakınız. Mitokondriden hani benzer özelliği derse, ortak özelliği derse çift zarlı oluşur. Farklılığı derse içteki zarın düz oluşu diyeceğiz. Burada üçüncü zar sistemi olarak şurada gördüğünüz yassı diskler karşımıza çıkıyor. Bunlara tilakoid zar adını veriyoruz. Ve çok sayıda tilakoidin üst üste dizilmesi oluşan yapıya granum adını verdik. İşte bu tilakoidlerin üzerinde çok sayıda klorofil pigmenti var. Bu nedenle bakınız yeşil renkte gözükmekte. Ayrıca ışık enerjisini klorofil emerek burada ATP enerjisine dönüştürdüğü için bu zar üzerinde ATP sentaz enzimi ve elektron taşıma sistemleri de yer almakta. Bu anlamda mitokondriye benziyor. Ancak mitokondride bu yapılar, yani klorofil dışındaki diğer anlattığımız yapılar iç zarda bulunuyordu. Yani krista dediğimiz karınlarda bulunuyordu. Kloroplastta ise tilakoid zarda bulunmakta. Şu iç kısımda gördüğümüz sıvı bölümü stroma sıvısı dedik. İçerisinde DNA'yı, halkasal DNA'yı görüyoruz. Bütün RNA çeşitlerini göreceğiz. Ribozom organelini görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer plastik çeşidimiz kromoplast. Kromoplast bitkilerde yeşil dışındaki diğer renk pigmentlerini taşır. Yani bitkiye kırmızı, turuncu, sarı gibi başka renkler veren plastitlerdir. Kromoplastlar bitkilerin en çok taç yaprağı dediğimiz o renkli yapraklarında, bazı bitkilerin köklerinde, meyve ve tohumlarında bol miktarda bulunmaktadır. Örnek verelim, papatya ve limon gibi bitkiler de sarı renkli ksantofil dediğimiz pigment yer almakta. Havuç, portakal gibi bitkilerde turuncu renk veren karoten, domates, çilek gibi bitkilerde ise kırmızı renk veren likopen bulunmaktadır. Kloroplastlar kromoplastlara dönüşebiliyor. Bakınız şekilde de bunu görmekteyiz. Yeşil renkte olan ve bol miktarda kloroplast organeli bulunan şuradaki yeşil domatesin zamanla kırmızıya dönüşümü, yapısındaki pigment olan kloroplastın kromoplasta dönüştüğünün göstergesidir. Son plastik çeşidimiz de lökoplastlar. Lökoplastlar bitkilerin kök, gövde, tohum, yumru gibi kısımlarında bulunan ve bakınız renksiz olan plastiklerdir. Görevi, ana görevi depodur arkadaşlar. Fotosentez sonucu üretilen glikoz moleküllerinin nişasta tanecikleri şeklinde depolanmasını sağlayan organel burasıdır. Lökoplastlarda depo edilmektedir. Ayrıca farklı bitki türlerine lökoplastlar sadece nişasta değil, yağ ve protein molekülleri de depolayabilir. Örnek olarak mesela zeytin, fındık, avokado gibi bitkilerin lökoplastlarında bol miktarda yağ depolanır. Mercimek, fasulyenin lökoplastlarında protein depolanır. Patatesin lökoplastlarında ise nişasta depolanır. Lökoplastlar uzun süre ışık aldığında kloroplasta dönüşebilmektedir. Yani burada sonuç olarak bütün plastik çeşitlerin birbirine dönüştüğünü görmekteyiz arkadaşlar. Şu gördüğümüz yapı lökoplast. Lökoplastın içerisinde gördüğümüz minik minik tanecikler nişasta tanecikleridir. Yani bitkideki yer alan nişasta depolarıdır. Son organelimizi anlatacağız arkadaşlar. Böylelikle organeller başlığını bitirmiş oluyoruz. Sentrozom. Şimdi bana soracak olur ise organeller içerisinde zarsız organeller nelerdir? Biri ribozom, diğeri sentrozom diyeceğiz. Tamam. Unutmayalım.
ancak zarsız oluşu prokaryotlarda bulunacağı anlamına gelmiyor. Buraya dikkat. Prokaryotlarda bulunan tek organel ribozom olacak arkadaşlar. Evet, sentrozomla devam edelim. Şimdi hayvan hücrelerinin bir çoğunda bulunacak. Çekirdeğin hemen yanında bulunan zarsız bir organeldir. Kimlerde bulunuyor? Bu soru önemli. Mantarlarda ve bitkilerin neredeyse tamamında sentrozom bulunmuyor. Ama burada da sentrozomun görevini yapan bir takım proteinler bulunuyor. Şimdi onlardan da ufak çapta bahsedeceğiz. Bir sentrozom birbirine dik olarak yerleşmiş iki adet sentriyolden oluşuyor. Ve her bir sentriyol de 9 adet üçerli mikrotübülden meydana geliyor. Şimdi şekilde görselde göreceğiz bir sonraki slaytımızda. Bir de hayvan hücrelerinde nerelerde bulunuyor? Şimdi hayvan hücrelerinin çoğunda bulunuyor dedi. Peki hayvan hücrelerinde nerelerde, hangi hücrelerde bulunmaz? Bölünme yeteneğini kaybetmiş olan hücrelerde bulunuyor arkadaşlar. Çünkü bölünmeden sorumlu da bir organeldir. Aynı zamanda sinir hücreleri sentrozomunu kaybetmiştir. Olgun aldıvarlar kaybetmiştir. Yumurta hücresi kaybetmiştir. Çizgili kas hücreleri ve gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz diyoruz. Önemli bir nokta. Şimdi sentrozom hücre bölüneceği zaman tıpkı DNA'nın eşlenmesi gibi eşleniyor hazırlık aşamasında ve bölünme sırasında kromozomların kutuplarına hareketini sağlayan iyi ipliklerini oluşturuyor sentrozomlar. Yani görevi bu. Bir görevi bu. Önemli bir görev. Diğer görev ise bazı canlılarda olan ve aktif hareketi sağlayan kamçı ve sil gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşmasından sorumludur. Ve sentrozom bu yapıların dip kısımlarında bulunur. Şimdi şu gördüğümüz yapı, bakınız, iki tane sentriyolden oluşan bu yapıya biz sentrozom diyoruz. Şu bir adet sentrozomdur. Bir adet sentrozomu oluşturan bir çift sentriyolü görüyoruz. Bu çift sentriyolden birini alıp inceleyelim. Bu çift sentriyolde bakınız şöyle aslında eline kesitine baktığımız zaman 9 adet üçerli dizilmiş mikrotübülleri görüyoruz. Mikrotübül bir hücre iskeleti elemanıdır, bir protein yapıdır ve bunların görevi iyi ipliklerini oluşturmak olacaktır. Çünkü iyi iplikleri de mikrotübül yapılıdır. Hayvan hücrelerinde iyi ipliklerini oluşturan yapı buralar olacak. Ancak bitki hücrelerinde de iyi ipliği oluşuyor arkadaşlar. Yani sentrozom yok diye iyi ipliği oluşmuyor gibi düşünülmesin. Orada da iyi ipliği oluşuyor ama orada bu işi yapan sentrozom değil, sitoplazmada bulunan mikrotübüler proteinlerdir. Yani onlarda da mevcut bu oluşum. Hücre iskeleti artık hücre ünitesinde madde geçişlerinden önceki son başlıklarımızdan biri. Müfredat değişikliğinden önce daha detaylı olarak anlatılan bir kısımdı. Şimdi artık daha böyle genel görevlerini vererek anlatıyoruz. Gelecek soru tipleri de oldukça kolay olacak bu kısımla ilgili. Şimdi sitoplazmada, ökaryot hücreler için konuşuyorum. Sitoplazmada bulunan özel proteinlerin aralarında bağlar kurup birleşerek oluşturduğu tüpsü ve ipliksi yapıları biz hücre iskeleti diyoruz. Yani hücrenin de ayakta durmasını sağlayan, aynı bizim iskelet ve kas sistemimiz gibi bir hücrenin bile ayakta durmasını sağlayan, onun içerisinde organellerin hareketini sağlayan, onun içerisinde yeri geldiğinde organin veya çekirdeğin sabit kalmasını sağlayan, hücreye o gergin, o görüntüyü veren, büzüşüp işte böyle tek bağımsız kalmasını engelleyen, hücrelerin bir arada durmasını sağlayan bir yapıdır. Yani hücreyi ayakta tutan bir yapıdır hücre iskeleti. Ve bunun da kendi içerisinde alt elemanları vardır. Bunun en ince ipliksilere ya da en ince protein yapılı kısımlara mikrofilament, küçük iplikçikler adını veriyoruz. Diğeri orta kalınlıkta olanı ara filament, ara iplikçik, ara kalınlıkta olan anlamında. Ve en kalın ise bunların mikrotübül. Tübül daha böyle borucuk anlamında kullanılır. Daha kalınımsı protein yapılar olacaktır. Bunların her birinin görevleri ayrı ayrı mevcut. Genel olarak baktığımız zaman hücre bölünmesinden sorumlular, işte o az önce söylediğim mikrotübül proteinin oluşturduğu iyi iplikleri gibi mesela. Veya hayvan hücrelerinde boğumlanmadan sorumlu mikrofilamentler mevcut.
artı endositoz, egzositoz dediğimiz bir sonraki başlıkta anlatacağımız madde geçiş yöntemlerinden ikisidir. Bunların gerçekleşmesinde, organellerin sitoplazma içerisinde yer değiştirilmesinde veya çekirdekli organellerin yerinin sabitlenmesinde sitoplazma hareketlerinde sorumludurlar. Bununla beraber hücre duvarı bulunan hücrelerde hücre duvarının oluşumunu, hücrelerin birbirine tutunmasını, hücreler arası haberleşme, sil ve kamçı oluşumu, amip gibi hücrelerde yalancı ayak oluşumunda etkilidir. Ayrıca bu bütün bunları yaparak zaten hücreye destek olmakta ve hücrenin şeklini vermektedir. Eğer hücre iskeleti olmasaydı ne olurdu? Hücreler basınçtan dolayı ezilirdi. Bu nedenle önemli bir destek elemanlarıdır ve hepsi de protein yapılıdır arkadaşlar. Bazı iskelet elemanları hücrenin durumuna göre yıkılıp yeniden yapılabilmektedir. Bakınız şurada gördüğünüz bu yapı, ince olan yapıyı mikrofilament diyoruz. Şu ara kalınlığa ara filament diyoruz. Bakın organellerin yerini sabitlemiş. Şu en kalın ise mikro tübül proteinleri ya da iskelet elemanları adı verilmektedir. Arkadaşlar böylelikle sitoplazma ve organeller ile hücre iskeleti bölümünü bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi anlattığımız konularla ilgili karışık bir örnek soru çözümü yapalım. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi mitokondri ve kloroplast organellerinin ortak özelliklerinden değildir? A. Çift zar sistemine sahip olma. Evet, anlattığımız konuda da söylemiştik. İkisi içinde ortak özelliktir çift zarlı olma. Bunu kabul ediyoruz. B. Kendine ait DNA yapısına sahip olma. Evet, hem mitokondri hem kloroplast organeli kendine ait DNA, RNA ve ribozom organellerine sahiptir. Bu da ortak özelliktir. Bunu da ediyorum. C şıkkında fosforilasyon enzimi bulundurma. Fosforilasyon ne demek? ATP sentezi demek. ATP sentezinden sorumlu enzim bulundurma. Her ikisi için de ortak özelliktir. Denizli'ye baktığımız zaman bitki ve hayvan hücrelerinde birlikte görünme, işte bu ortak özellik değil arkadaşlar. Çünkü kloroplast hayvan hücrelerinde bulunmaz. Bu özellik sadece bitkiler için geçerlidir. Aynı anda bir arada bulundurma özelliği. Dolayısıyla cevabımız Denizli olmalıydı. E şıkkına da bakıyorum. Çekirdek kontrolünde sayısını arttırabilme. Bu da her ikisi için ortak özelliktir. Çekirdek kontrolünde kendi DNA'larını eşleyerek kendilerinin sayısını gerektiği durumlarda arttırabilmektedirler. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Denizli olmalıydı. İkinci sorudayız. Ökaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunan organellerin hangilerinin içinde ya da üzerinde başka bir organel bulunabilir? Şimdi endoplazmik retikulumun granüllü olanında ribozom organeli bulunabiliyor arkadaşlar. Bu nedenle 1'i aldım. 2. Mitokondri. 3. Kloroplast. Bunların da kendi içerisinde ribozom organelleri mevcut demiştik. Bu nedenle her 3 organelinde üzerinde veya içerisinde organel yer almaktadır. Cevabımız 1, 2 ve 3 olmalı. Bir diğer sorumuz, DNA molekülü ökaryot hücrelerde yukarıdaki yapıların hangilerinde bulunur? Şimdi 1. Mitokondride DNA vardır. Aldım. 2. Ribozomda DNA var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Ribozomda RNA vardır ama şu an soruda DNA'yı sorduğu için 2'yi almıyorum. 3. Kloroplast kendine ait DNA'sı vardır. Aldık. Çekirdek zaten ökaryot hücrelerde DNA çekirdeğin içerisinde, yani ana DNA'mız çekirdeğin içerisinde yer almakta. Alıyorum. Ve 5 arkadaşlar, sitoplazmada asla ökaryotlarda DNA bulunmaz. DNA tam korumalı olarak çekirdeğin içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 3 ve 4. Yani Denizli olmalı. 4. sorudayız. Bir araştırmacı özelliklerini bilmediği ökaryot bir hücrenin 3 farklı organeliyle ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. A organeli faaliyeti sonucunda serbest amino asit miktarı azalır. Şimdi amino asit azalıyorsa demek ki protein sentezi var demektir hücrede. O zaman bu hangi organeldir? A organeli arkadaşlar? Evet, ribozomdur. B organeli ortamın oksijen miktarını arttırmış. Oksijeni arttırıyorsa kloroplastı düşüneceğiz. Besin artı oksijen üretiyordu. Dolayısıyla B organeli kloroplast oldu. C organeli ise glikoprotein salgılamıştır. Glikolipid, glikoprotein üreten, yani hücre zarı reseptörlerini üreten organelimiz de Golgi'ydi.
Şimdi bu sonuçlara göre hangileri doğrudur demiş. Bir, A organeli hücre içi sindirimden sorumlu. Şimdi hücre içi sindirimden sorumlu organelimiz arkadaşlar lizozomdur. Ancak bana burada serbest amino asit miktarının azalmasından, protein sentezinden ve ribozomdan bahsettiği için biri yanlış alıyorum. Biri yanlış olduğuna göre A ve E şıklarını eledim. İki, B organeli çift katlı zara sahiptir. Evet, baktığımız zaman B organeli neydi? Kloroplast ve kloroplastın çift katlı zarı vardı. İkiyi alıyorum. C organeli Golgi'dir. Az önce söyledik, glikoprotein sentezini Golgi yapar. 2, 3 doğru. 4, A, B ve C organeli aynı hücrede bulunabilir. Şimdi A ribozom, B kloroplast, C Golgi. Evet, her üçü de bir bitki hücresinde bulunabilir. Dolayısıyla 2, 3 ve 4 doğru cevabımız olmalıydı. Yani cevap anahtarımız Deniz'de olacak. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Mitokondri kendine ait DNA, RNA, ribozom, ETS yani elektron taşıma sistemi elemanları, solunum enzimlerini içeren gelişmiş bir organeldir. Çift katlı zara sahip olan mitokondri de dış zar düz bir yapıya sahipken iç zar kıvrımlıdır. İç zarın kıvrımlı bir yapıya sahip olmasının mitokondriye sağladığı avantaj nedir? Demiştik ki arkadaşlar, kıvrımlı olduğu için daha fazla ETS elemanı, daha fazla ATP sentezleyen enzim bulundurabilmek adına kıvrımlıdır. Bu nedenle daha fazla ETS elemanının dizilmesi ve daha fazla enerji elde edilmesini sağlamak doğru cevabımız olmalıydı. Yani Bursa diyeceğiz. Sentrozom, hayvan hücresinde bulunan ve mikrotübüllerden oluşan bir organeldir. Hücre bölünmesi sırasında eşlenir ve hücrenin zıt kutuplarına çekilir. Aralarında ipliklerini oluşturur. Ancak bazı hayvan hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ne dersiniz arkadaşlar? Evet, bu hücrelerin bazılarının bölünme özelliğini kaybetmesine bağlı olarak sentrozomları da zaman içerisinde kaybolmuştur. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olmalıydı. Yedinci sorudayız. Şimdi yine bir mitokondri kloroplast sorusu. Özellikle bunlarla ilgili arkadaşlar ortak özellik veya farklar mutlaka soru olarak geliyor. O yüzden hani tam olarak özelliklerini anlamakta fayda var. Soruda diyor ki, ökaryot yapılı canlılarda bulunan mitokondri organeli ile ilgili verilenlerden hangileri kloroplast organeli ile ortaktır? 1. Çift katlı zar yapısına sahiptir. Kesinlikle doğru. Her ikisinde de var dedik. 2. Hücre içerisinde gece ve gündüz aktif olarak çalışır. Şimdi burada bir duruyorum. Evet, mitokondri enerji üretiyor ama ışıkla hiçbir işi yok. Dolayısıyla gece ve gündüz çalışabilir. Ancak kloroplast arkadaşlar, Işık enerjisini kullanarak besin sentezlediği için sadece ışıkta yani gündüz çalışır. Dolayısıyla iki ortak değildir. İki olan şıklarımı ne yaptım? Eledim. A, B ve E'yi eliyorum. Kaldık C ve D'ye. Zaten bir de doğruydu. Muhtemelen cevabımız 1, 3, 5. Ama mutlaka diğerlerini de okuyalım. 3 diyor ki çekirdek kontrolünde eşleyebilir. Kesinlikle doğru. Her ikisi de kendine ait halkasal DNA'sı olduğu için çekirdekten komut alarak kendilerine, kendi DNA'larını eşleyerek çoğalabiliyorlar. 3 de doğrudur. 4. Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde çok sayıda bulunur. Şimdi hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organel mitokondridir. Dolayısıyla bunlarda evet mitokondri fazladır. Ancak kloroplast zaten bitki hücrelerinde olan bir şey. Artı hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan bir şeydir. Hücrelerin besin ihtiyacını karşılayan bir organeldir. Dolayısıyla 4'ü almayacağız. 5 kendilerine ait DNA ve RNA bulundurur. Evet, ve kendilerine ait ribozom bulundurur. Bu nedenle arkadaşlar cevabımız 1, 3 ve 5 olmalıydı. Yani Denizli. 8. sorudayım. Sentrozom organeli ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakteride bulunmaz. Doğrudur. Zarsız bir organeldir. Doğrudur. İyi ipliği oluşumunu sağlar. Evet, bulunduğu o mikrotübüler yapıdan dolayı iyi ipliği oluşturur. Doğrudur. Sperm hücresinde bulunmaz. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Sperm hücrelerinde sentrozom vardır.
Hatta döllenme sırasında sperm çekirdeğiyle beraber sentrozomu da yumurta hücresine gönderir. Çünkü yumurta hücresi oluşum sırasında sentrozomunu kaybettiği için zigotun oluşumunda sadece spermden gelen çekirdek ve sentrozom bulunur. Şeyde ise zigotun içindeki diğer organeller ise yumurta hücresinden gelmektedir. Dolayısıyla sperm hücresinde bulunmaz ifadesi yanlıştır. Denizli olacak. Cevabımız E. Hücre bölünmesine görev alabildik. Evet, kesinlikle iyi ipliği oluşumuyla hücre bölünmesine görev almaktadır. 9. soru. Hücre iskeletiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Hücre içi organizasyonu sağlar. Kesinlikle doğrudur. Organizasyon, düzen, hücrenin düzenli çalışması, organellerin düzenli çalışmasından sorumludur. Alıyoruz. Kromozomların hareketine yardımcıdır. İşte mikrotübül dediğimiz yapılar yardımcıdır. Bunu da aldık. Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. Evet, hücreye bir şekil verir dedik. Basınçtan ezilmesini engeller dedik. Bunu da aldık. Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır. Burası yanlış arkadaşlar. Üç çeşittir demiştik. Mikrotübül, arafilament, mikrofilament olmak üzere. Cevap bu olacaktı Deniz'le. Son şıkka da bir bakalım. Organellerin hücre içinde yer değişmesini sağlamak kesinlikle doğrudur. Artı organellerin, bazı organellerin ve yapıların sabit kalmasını da sağlamak. Bu da başka bir özelliğidir. Dolayısıyla cevabımız Denizli olmalıydı. Evet, son sorudayız. Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? Şimdi bir bitki hücresi oksijen solunum yapar, mitokondrisi bulunur. Protein sentezi yapar, ribozomu bulunur. Salgı sentez paketleme yapar, Golgi'si bulunur. Kofulu bulunur, bazı pigmentleri kofullarında depo eder. Dolayısıyla arkadaşlar burada sentrozom bitki hücrelerinde bulunmayan bir organeldir. Sakın unutmayalım bu bölümü. Hayvan hücrelerinde bulunur, hayvan hücrelerinde de her hücre yapısında bulunmadığını da ifade etmiştik. Cevabımız Bursa olmalıydı. Böylelikle dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimde arkadaşlar neyi işleyeceğiz? Hücre zarı, hücre zarından madde geçişlerini işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.